Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum iki renkten oluşan güzel bir saç bandı çalışması yapacağız. Bandımızı dilerseniz tek renk iplerle de örebilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanamızı örmek için daha önce kullanmış olduğum iplerimden kalan küçük bir parça ipimi kullanıyorum. İpime uygun olarak da 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. İpleriniz kalınsa biraz daha kalın uçlu tığlar kullanabilirsiniz. Evet, 4 tane zincir çekerek hemen örmeye başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını 2 defa doluyorum. 1 ve 2. Birinci zincirin içerisine girerek batıyorum. Dolamış olduğum bir tane, bakınız, tığımın başındaki doladığım ilmeğimi örüyorum. 1, daha sonra doladığım, bakınız, 2 ve son 2 ilmeğimi kapatıyorum. Şu şekilde 2 tane, bakınız, trabzanımız olmuş oldu. Araya 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Araya 10 zincirimi çektikten sonra yeniden 4 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirimin içerisine 1 ve 2 defa başını doluyorum. Tığımın ucunu girdirerek 1, 2, 3. Birer birer doladıklarımı aldım. Sonra her 2 ilmeğimi birlikte alarak kapadım. Bu işlemimi tekrar ettikten sonra 10 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeniden 4 tane geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Elimle tutuyorum. 2 defa başını doladıktan sonra batıyorum. 1, doladığımın ilkini aldım. Şimdi ikinciyi örüyorum. Ve her iki ilmeğimi aynı anda örerek kapatıyorum. Ve bu şekilde 3 tane yuvamı hazırladım. Her bir, bakınız, 2 defa doladığımız yerde yaptığımız işlem bandanamızın çiçeklerini oluşturacak bölüm. Şu anda 3 çiçeğim için yerimiz hazır. Araya tekrar 10 zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar saydıktan sonra, bakınız, 1, 2, 3, 4. Elimle tutuyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. 4. zincir yuvasının içerisine batıyorum. İpimi önce çekiyorum. Sonrasında 1, 2, doladıklarımı önce örüyorum. Sonra ilmeklerimi kapatıyorum. Bir yuva daha bu şekilde hazırlandı. Baş ölçüsü öreceğimiz yaş gruba göre büyüyüp küçülebilmekte. Eğer daha küçük yaş grupları için öreceksek daha küçük yuvacıklar, yani daha az yuva hazırlamamız yeterli olacaktır. Biraz daha büyük yaş grubu için yuva sayımız fazla olmalı. Evet, aynı işlemlerimizi tekrar ederek yuvalarımızı çoğaltalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 2 defa doluyorum. 4.'ye batıyorum. 1, 2, 3. 10 zincirimi tekrar çekiyorum. Bu şekilde işlevimizi tamamlayalım. İstediğimiz kadar yuvamızı hazırlayalım. Saç bandım için gereken yuvalarımı hazırladım. Bakınız, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yuvamı hazırladım. Benim öreceğim yaş grubu için yeterli bir ölçü. Daha büyük yaş grubu için örecekseniz ya da ipiniz daha inceyse birazcık daha yuvalar hazırlayabilirsiniz. Ya da daha küçük yaş grubu için birkaç yuva azaltabiliriz. Şimdi net bir bilgi olması açısından şöyle ölçüsüne bakalım. 10 tane yuvanın benim ölçüye göre kaç santime denk geldiğini. 37 santime karşılık gelmekte şu an ördüğümüz bandımızın zemini. Hemen üst fıstık dolgularını yapmaya başlayalım. En son yuvamı, bakınız, bu şekilde kapadıktan sonra şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 1,
2 ve 3. 3 zincirimizi çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine fıstık dolgularımı yapmaya başlıyorum. Her bir fıstığımızı 4 defa başını dolayarak batma şekliyle örelim. 1 2 Çok da uzun uzatmayalım. 3 4 4 defa çektim. Bu ilk fıstığımız olduğu için zincirimizin hemen yanına şuraya toplayalım. Zincirimizle birlikte çekmeyelim. Bakınız fıstıklarımızı kapatırken içinden geçiyorum. Hemen zincirimin yanında çıkardım bakınız. Şimdi kapatıyorum. Birinci fıstığımı oluşturdum. Zincirim ve fıstığım şu şekilde. Her ikisinin arasına başını bir defa doluyorum. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir. Bakınız başını doladım. Tek seferde girdim. Kapadım. İkinci kez aynı işlemi yaptım. Üç defa aynı işlemi yaparak tepesinde güzel bir görüntü oluşturdum. Şu şekilde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez diğer. Şurada yeni bir fıstık yapmak için fıstığımın yanına giriyorum. Bir. 2 3 4 4 defa çektim. Araya çıkıyorum. Şuraya bakınız. Kapatıyorum. Başını dolayarak her iki fıstık arasına şuradaki görünen bölüme 3 defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum. 1 Başını bir defa doladım. Çektim. Üçüncü kez yapıyorum. Kapadım. Bakınız üstte görmüş olduğumuz bu görüntümüzü oluşturuyoruz. Tığımın başını doluyorum. Üçüncü fıstığım için hemen batıyorum. Bir. Hazırlamış olduğum yuvaya. İki. Üç. Ve dört. Fıstığımın içerisinden geçiyorum. Kapatıyorum. Her iki fıstık arası görünen bölüme 3 defa başını bir defa dolayıp çekiyorum. Bir doladım bakınız. Çektim. Birinciyi ördüm. İkinci için doladım. Çektim. 2 oldu. 3 defa bu işlemimizi tamamladık. Dördüncü fıstığımız için tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 defa aynı işlemimi tekrar ettim. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum. Bir defa başını dolayıp her iki fıstık arasına batıp bir. Tek seferde çekiyorum. İki. Tek seferde çektim. Bakınız bu şekilde tamamladık. 4 tane fıstığımız, 4 tane de yukarıda minik dolgularımız oldu. Şu şekilde birinci yuvamızın içerisine fıstık ve dolgularımızı da doldurduk. Buradaki fıstık sayımızı daha fazla da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz her iki karşılıklı öreceğimiz için sayının eşit olmasına dikkat ettikten sonra burada 5'e de çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci yuvamız için devam edelim. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci kez yeniden doladıktan sonra başta 3 tane zincir çekmiştik. Bakınız bitişte de 2 defa tığımızın başını dolayıp son olarak yuvamıza batıp işlemimizi burada bitiriyoruz. 1, 2, 3 defa da kapadık. Hemen 2 defa başını doluyorum. Hazırlamış olduğum diğer yuvamın içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Şu şekilde çekerek kapadım. Hem yuva sonunda hem yuvamızın başında ikişer defa tığımızın başını dolayıp 3 defa da kapatıyoruz. Ve fıstıklarımızı aynı sayıda yapmaya başlıyoruz. 4 tane fıstığımızı dolduralım. Şimdi doluyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. Trabzanımın ve fıstığımın arasına başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 3 defa bu işlemimi tekrar ediyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak hemen yuvaya girerek ikinci fıstığımı örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum. Hemen bu arada bakınız. Sonra kapatıyorum. Araya bir defa başını doluyorum. Batıyorum, çekiyorum. 3 defa bu işlemimi tekrar ediyorum.
Tığımın başını dolayarak üçüncü fıstığım için yeniden giriyorum. 2, 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum, başını doluyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ve son fıstığımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Şu şekilde bakınız. Fıstıklarımızı ördük üzerinin dolgusuyla birlikte. Hemen en son çıkış işlemini, yani diğer yuvacığımıza geçmeden önce buraya başını iki defa dolayarak bir tane trabzanımızı örüyoruz. İki defa doladım bakınız. 1, 2, 3 defa da kapatıyorum ve ikinci fıstık grubumuzu oluşturmuş oluyoruz. Tekrar diğer gruba geçeceğimizde buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynını tekrar ediyoruz. Bütün yuvacıkları aynı işlemle geçiyoruz. 2 defa başını doluyorum, batıyorum, 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 ve fıstıklarımızı 4'er defa dolayarak, yani 4 defa aynı işlemi yaparak dolduruyoruz. Bakınız şu şekilde üzerlerinde 3 defa sarıyoruz, 1 defa dolayıp çekiyoruz, 3 defa aynı işlemi tekrar ediyoruz ve bütün hazırlamış olduğumuz kutucukları bu şekilde doldurarak tamamlayalım. Bütün yuvalarımızın içerisini fıstıklarla doldurarak tamamladık. Şöyle bakalım. Bakınız gayet güzel oldu. En son fıstığımı ve üzerindeki dolgumu yaptıktan sonra bakınız son yuvamızın bulunduğu noktadayım. Fıstığım ve üzerindeki dolgularım hazır bir vaziyette. 2 defa başını dolayalım. Yine yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 defa da kapatıyorum. Son bitişimi bu şekilde yaptım. Şimdi zincir çekerek bu tarafa doğru örmeye devam ediyorum. Bağlama yapmamızı kolaylaştıracak olan zincirlerimiz. İstediğiniz rahatlıkta 50-55 tane zincirimizi çekebilirsiniz. Daha fazla, daha az da olabilir. Yeterli ölçüye ulaştım bakınız. Şu şekilde yeterli. Tığımın başını doluyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuvaya giriyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Aynı yere batıyorum. 3. 3 defa doldurdum. Dördüncüyü de battıktan sonra zincirimle arasından çıkıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirle kapama işlemini tamamlıyorum. Dilerseniz bu şekilde bırakarak ipimizi burada kesip diğer farklı bir renk uygulayarak şuradan başlayabiliriz. Yine aynı şekilde karşıdaki işlemi yaparak, ama aynı renk kullanmak isteyen arkadaşlarım için ise hemen şöyle ayarlayalım. Şu şekilde geçişimizi yapabilirsiniz. Farklı yarımı farklı iple öreceksek burada koparabiliriz. Aynı iple devam edecek arkadaşlarım için ise bakınız, 2 defa başını doluyorum, batıyorum. 1, 2, 3 defa da aldım. Hemen dibine tekrar geliyorum. Burada fıstığımı güzelce belirleştirdikten sonra bakınız, birer birer her zincirime batarak yuvaya kadar ilerliyorum. Geçişimi bu şekilde yapıyorum. Her zincire bir sık iğne batıyorum zincire. Bakınız içine giriyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Başını dolamıyorum. Her zincire batıyorum, kapatıyorum. Zincirimin üzerine sık iğnelerimi yaparak tamamladım. Şimdi yuvanın içerisinde diğer yarıyı örmek için hazırız. Hemen bakın yuvamızın yanı başındayız. Ben aynı renkle devam etmek istemiyorum. Beyaz ipimi kullanmak istiyorum. En son zincirin içerisine sık iğnemi ördüm. Aynı renkle devam edecek arkadaşlarım yuvanın içerisine girerek fıstık dolgularına başlayabilirler. Ben beyaz rengimle diğer yarıyı örmeyi tercih ediyorum. O yüzden şöyle ipimin içerisinden geçiyorum. Bir zincirle buraya kendimi sabitliyorum. Bakınız şuradan. Ve sabitlediğim yerin hemen dibine gelerek
batıyorum. Şöyle dibindeyim. Tığımın başını doluyorum. Hemen fıstığımı yapmak için yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4. Çekiyorum. Biraz önceki sabitlediğim yerden, bakınız, hemen onun yanından çıkıyorum. Kapatıyorum. Başını doluyorum. Görmüş olduğumuz bu arının içerisine 3 defa 1. Başını 1 doluyorum. Çekiyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü de yaparak işlemimi tekrar ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer yarıda yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ederek bu yanı da tamamlıyorum. 1. Aynı renkli de örebilirsiniz. Bu şekilde de örebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Ya da ipiniz azsa bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Araya çıkıyorum. Hemen yeniden yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Araya çıkışımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü ve son defa fıstığımızı örüyorum. 2, 3 ve 4. İpimi şu şekilde ayarlıyorum. Hemen 1, 2, 3, 3 defa ördüm. 3 defa aynı işlemimi, bakınız, yaptım yukarı kısım için. Aşağıda da dolgularım 4 defadan oluşmakta. 2 defa başını dolayarak birinci grubumu tamamlıyorum. 1, 2, 3. Diğer yarıma geçiyorum. 2 defa başını doladım. 1, 2 ve 3. Bakınız aynı şekilde devam edelim. Başını doluyorum. 4 tane fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4. Çıkıyorum. Kapatıyorum. Buradaki trabzanımız ve dolgu arasına 1, 2 ve 3. Aynen birinci grubumuzda yaptığımız işlemimizi bütün çiçeklerimiz için yaparak bandanamızı tamamlayalım. Fıstık dolgularımızı aynı yuvanın içerisinde beyaz ipimizle de örerek tamamladık. Şöyle görelim, bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneydi. Onu da doldurduktan sonra biraz önce diğer kısımda yapmış olduğumuz zincir çekip ucuna fıstık örüp tekrar geri dönme işlemini burada da yaparak bandanamızı tamamlayalım. Saç bandımızı. 2 defa doluyorum. Yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Hemen bakın diğer tarafa geçip bu kısmı kapatıp sağlamlaşmak için zincirimin dibine gelerek batıyorum. Şu şekilde burayı kapatıyorum. Ve diğer tarafa kaç tane zincir çektiysek eşit olması için o kadar zincirimizi çekelim. Zincirimizi aynı sayıda çektikten sonra yine geriye dönüşü yaparak fıstığımızı yapalım. 1, 4. zincire batıyorum. 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 2 defa dolayarak 1, 2 ve 3. Dibine batalım. Ve birer birer sık iğnelerimizi yaparak saç bandımızın fıstık dolgularının olduğu yere kadar sık iğne ile örmeye devam edelim. Şu şekilde. En son zincirimize varana kadar sık iğnelerimizi örerek tamamladım. Son şu şekilde zincirime de sık iğnemi yaptım. Başlangıçtaki battığım noktaya sadece batırıp, bakınız, İlmeğimizin içerisinden ipimizi geçirip bir tane zincirimizi çekip burada ipimizi keserek bitişimizi yapalım. Ve kesmiş olduğumuz burada kalan ipimizi beyaz ipimizin arasına gizleyerek kaybedelim.
Bu şekilde bandımız tamamlanmış oldu. Bitmiş haliyle ölçüsüne bakalım. Çiçeğimizin başlangıcından diğer çiçeğimizin bitiş noktasına kadar şöyle ölçüyorum. Bakınız tamamlandıktan sonra 41 santime ulaştığını görmekteyiz. Yani içini doldurduğumuz zaman bu fıstık örgülerimiz ve diğer dolgularımız bandımızı büyütecektir. O yüzden çok çok büyük bantlar örmeyelim. Kullandıkça da açılacağını hesap edelim. Bu çok rahatlıkla 8 yaş üzeri çocuklarımıza rahatlıkla olacaktır bu ölçü. Daha küçük görmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha az yuvalar hazırlayarak bandımızı örebilirler. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikle, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.